Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için ipek gibi kıvamı ve harika lezzetiyle nefis bir sütlü tatlı tarifi hazırladım. Sunumu farklı ve çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak portakallı jölemi hazırlamakla başlıyorum. Ben taze portakal suyu kullanıyorum. Dilerseniz meyve suyu da kullanabilirsiniz. Tarifim için 1,5 su bardağı portakal suyu kullanıyorum. Şimdi sıktığım portakal suyunu sos tencereme alıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 2 yemek kaşığı mısır nişastasını da ekleyerek tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getireceğim. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayacağım. Dibini tutmaması ve homojen bir karışım elde edebilmeniz için bu işlemi kısık ateşte yapmanız gerekiyor. Kısa sürede kaynamaya başladı ve gördüğünüz gibi jölemsi bir kıvam elde ettik. Hemen ocaktan alır almaz kalıplara döküyorum. Kalıptan daha kolay çıkması için ıslattım. Ben bu tarifimde yumurta kalıbı kullandım. Buna benzer herhangi bir kalıpta kullanabilirsiniz. Jelenin tamamını kalıplara aktarıyorum. Jölelerim artık hazır. Hemen muhallebimi yapmaya başlıyorum. Tencereme ilk olarak 2,5 yemek kaşığı mısır nişastasını eleyerek alıyorum. Tabi isteyen buğday nişastası da kullanabilir. Herhangi bir farkı olmayacaktır. Daha sonra bir su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 litre sütü de ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri her zamanki gibi videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar çırptıktan sonra şimdi içerisine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Bu arada henüz tenceremin altını açmadım. Güzelce karıştırdıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek muhallebimi pişireceğim. Tüm malzemeleri güzelce çırptım. Şimdi tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tencerenin dibinin tutmaması ve ipeksi bir kıvam elde edebilmemiz için sürekli karıştırmamız çok önemli. Oldukça akışkan ve güzel bir kıvam elde edeceğiz. Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebim en son piştikten sonra içerisine beyaz çikolata ekleyerek güzelce çırpacağım. Sonrasında kuplara koyacağım. Muhallebim yeteri kadar kaynadı ve kıvamını aldı. Şimdi içerisine 50 gram beyaz çikolata ekliyorum. Çikolatayı eritinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çikolatayı erittim ve muhallebim artık hazır. Hemen ocaktan alarak sıcak sıcak kuplara koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 5 kup tatlı elde ediyoruz. Tamamını kuplara koyarak hazırlıyorum. Tatlılarımı oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. Daha sonra buzdolabına kaldırarak en az 2 saat boyunca dinlendireceğim. 2 saatin sonunda sizler için sunumu hazırlayacağım. 2 saatin sonunda tatlılarımı buzdolabından çıkarttım. Bu süre zarfında jölelerim de güzelce soğudu ve kıvamını aldı. Jöleleri kalıptan çıkarttıktan sonra ters olacak şekilde muhallebinin üzerine koyuyorum. Hem sade hem de oldukça şık bir tatlı. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi akışkan ve harika. Hem az malzemeli hem de oldukça pratik bir tatlı. Üstelik hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifimi deneyen arkadaşların yorumlarını mutlaka bekliyorum. Videomu arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.